Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Suna. Bugün aslında sizlerle bir seriye başlıyorum. Saçlarımı nasıl kurtarıyorum diye. Şimdi benim evimde 3-5 tane aslında saçlarımı kurtarmak için yöntemler var. Ben bunları çok araştırdım. Aşırı dikkatim dağılıyor. Şurada amcalar sahayı boyuyor ama o kadar ferahlatıcı boyuyor ki hani şuraya kahvaltımı alıp amcaları izleyesim var. Şimdi hemen bir görsel koyuyorum video. Çok böyle rahatlatıcı boyamıyor mu? Neyse. Şimdi. Hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Şimdi sizlerle şöyle saçlarım aşırı kuru. Bakın. Aşırı kuru. Çünkü bunun sebebi benim. Kaynak yaptırdım. Dakikada bir boyattırdım. Saçlarımı kestim. Tribe girip. Hiçbir erkek için saçlarınızla oynamayın. Bakın, denenmiş bir şey. Yapmayın. Gidin. Hani boyamayın ya. Gerçekten yapmayın. Kestirmeyin. Ben yaptım. Saçlarım bu duruma geldi. Her şey o sarıdan sonra oldu. Keşke boyatmasaydım. O yüzden keşkenin çaresi yok. Hayatımıza keşkeyi barındırdığımız zaman daha çok keşke diyoruz. O yüzden keşkeleri at bir kenara. Ay, buradan da kafaların pırıl pırıl olduğuna şahit oldunuz. Neyse. Ben şimdi araştırdım. Zaten hani durmadan bu saçımı nasıl kurtarırım diye araştırdım. Önde kaynaklarımı kendim çıkardım. Ben kendim kestim. Şu anda saçlarımda hiçbir şey yok. Sadece şu ışıltılar var. Hani saçlarım kurtulana kadar böyle gitmeyi düşünüyorum. Saçlarımı kurtardıktan sonra tekrardan neden boyatmıyorum? Aslında istediğim birkaç model var ama şu an için çok bekliyorum. Çünkü aşırı kuru. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten hani 35 yaşında saçlarımı her ay boyatan kadınların saçına döndü. Ne yazık ki. Aşırı mutsuzum. Güldüğüme bakmayın. Trajikomik bir olay bu. Şimdi ben araştırıyorum. Nasıl şekilde kurtarabilirim? Bunun böyle evde hazırladığınız malzemeleri var. Güzel maskeler var gerçekten. Hani satın alabileceğiniz. Ben şimdi o güzel maskelerden bir tanesini aldım. Yorumları aşırı güzeldi. Diyorlardı ki işte kuaförüm bile soruyor sen ne yaptın saçına diye. Hani saçlarım kuaförden çıkmış gibi oluyor. Şöyle oluyor. Bebeksi saçlarım oldu. En son işte çocukken saçlarım buraya yumuşak oldu diyenler falan var. O videoya geçeceğim ama o videoya geçmeden önce ilk başta şu seriyi bir tamamlamam gerekiyor. Çünkü bunun için de çok güzel yorumlar duydum ben. Trendyol'da ürünün altına yazmışlar. Normal işte Watson's'ta ürünün altına yazmışlar. Ya da bloglarda yazmışlar. Hiç YouTube'da videosunu izlemedim. Onu söyleyeyim. Netim bu konuda. Urban Care'in yeni çıkarmış olduğu bir seri var. Hyaluronik asit ve kolajen. Şöyle göstereyim. Özellikle aslında şu ikisinden ziyade. Çünkü bu hani şampuanla saç kremi ne kadar saçlarımı kurtarabilir ki dedim. Ama asıl beni çeken şuydu. Dedim bunu kullanmışken de hani her şeyi tam yapayım ki dedim. Ondan sonra ben beceremedim olmasın istedim. Şimdi bu açılıktan 12 ay sonra kullanabilirsiniz diyor. Eğer saçlarınız çok kısaysa ya da çok fazla aşırı neme ihtiyacı yoksa bunu açıp üzerine batlayıp tekrar kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü hani açıldıktan sonra 12 ay demiş. Hani neden olmasın? Öyle bir şey olmasa bunu demezlerdi. Bu arada bu ibareyi şurada görebilirsiniz. Hani açıldıktan 12 ay sonra diye. Bu şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu hyaluronik asit ve kolajen. Yani SOS demiş. Yani acil durum maskesi. Duş öncesi yoğun onarıcı saç maskesi. Kuru ve zayıf, yavaş uzayan saçlar. Ekstra dolgunlaştırıcı, güçlü ve sağlıklı uzama, yoğun nem ve parlaklık. Şimdi benim Urban Care'e inanılmaz derecede sevgi. Bir inancım var. Hani yanlış yapmayacağını ya da yalan bir şey yapmayacağını düşünüyorum. Bu arada aşırı uykum var. Ben şimdi Urban Care'in durmadan kullandığım bir şu vardı. Keratin. Bir de makadamya yağı olan sıvı saç kremi vardı. O makadamya yağı ben Nur Seda'da keşfetmiştim. Geçen sene yazlığa gittiğimizde o getirmişti ve gerçekten aşırı güzel kokuyordu. Bir de ben Urban Care'in şeyini çok kullanmıştım. Aslında o zamanlar fark etmedim ama aslında durmadan bana yardımcı olan bir üründü. Biotin en kafein. Galiba böyle gri bir şey. Ve onu kullandım. Asıl o benim saçlarımı kurtarmış ama onu fark etmedim. Şimdi çok pahalı onlar. Ama olsun, bir şeyi ayırıp artık alacağız. Ben şikayet bir şey yok. Onu da zaten ben alıp yine sizlerle denerim. Şimdi bana da o çünkü nasıl bir şey verir bilmiyorum. Ne verir derler. Etki verir. Nasıl bir etki verir bilmiyorum. Şimdi aslında buradaki bu videodaki asıl şeyimiz, ben bunu sizin karşınızda süreceğim. Daha sonra duştan çıkacağım. Pardon, duşa gireceğim. Saçlarımı şampuanlayacağım. Daha sonra ise duştan çıkıp saçlarıma sizin karşınızda bunu sürüp en son bir öncesi sonrasını siz aslında göreceksiniz. Şimdi ben aslında size bir öncesi sonrası yapayım. Bakın.
Ve saçlarımın dans etmediğini, kuruluğunu görüyorsunuz. Ben önce bir saçlarımı tarıyorum. Şimdi ya bir de bir şey söyleyeceğim. Ben bunu 120 TL'ye aldım. Durmadan influencerların, youtuberların önerdiği bir saç bu. Bir şey saçları kırmıyor, etmiyor diye. Ama bakın, ben bunu saçlarımı kırdığını hissediyorum. Yani bilmiyorum, parayla saadet olmadıkları bu herhalde. Ya canımı acıtıyor her şeyden önce, öyle söyleyeyim. Saçlarımı tarıyorum. Evet, taradım yeter bu kadar. Çünkü daha önceden de taramıştım. Sadece işte laf olsun, torba da olsun diye taradım. Neyse. Şimdi bu maskemi açıyorum. Aa, bakın burada ne diyor biliyor musunuz? Duş öncesi kuru saçına uygula. 5 dakika beklet ve durula. Saçını şampuanlamaya hazırsın diyor. Yoğun. Bu arada şuna dikkat edin lütfen. Yoğun yumuşaklık ve parlaklık. İnşallah bu parlaklığı ve yumuşaklığı verecek. Saç kırıklarının azalmasına yardımcı. Aşırı var. Ve ben hani şu kaynaktan sonra durmadan saçlarımı düzleştirmeye başladım. Ve o da iyiceden mahvetti. Şimdi kaynağı çıkardım, düzleştiriciden kurtulamıyorum. Kurtulamıyorum çünkü bu sefer çok kabarıyor. Paraben içermez. Vegan içeriğe sahiptir. Hiçbir hayvansal içerik kullanılmamıştır. Şimdi bu zaten en çok dikkat ettiğimiz artık bu dönemde, ki her zaman edilmesi gereken bir şey. Ben şimdi dediğim gibi bazen ediyorum, bazen edemiyorum ne yazık ki. Yani atladığım noktalar oluyor. Bence her zaman da edilmesi gereken bir şey. Vegan formüle sahip. Şimdi Made in Turkey'di. Bunu zaten hepimiz biliyoruz, Urban Care'in Made in Turkey olduğunu. Size açacağım derken nasıl da yamuk açtım ya. Aman. Ha, açtık sonuçta. Kökten uca diyor. Burada da saç dipleri mi diyor? Yoksa ben saç diplerimi uygulamayı düşünmüyorum bunu. Ben bunu saç uçlarıma uygulayacağım. Saç boylarıma pardon. Şöyle bir şey için. Bakayım gözüküyor mu? Evet. Maskeyi de bitirdim. Ellerimi yıkayıp hemen geliyorum. Şimdi ben bunu 5 dakika bekleteceğim. Belki hani 10 dakikada bekletirim. Çünkü anca duşa falan girerim. O yüzden şimdi bekliyorum. Bakalım duştan sonra ne olacak. Hiçbir şey yapmayacağım. Saçlarımı sadece bununla şampuanlayacağım. Saç kremini istemiştim ama gelmedi. Herhalde ellerinde yoktu. Bunda zaten sülfatsız diyor. Sülfatsızsa zaten beyaz şeffaf bir sabun, şey şampuan oluyor. Ve saçları çok fazla köpürtmüyor. O yüzden endişelenmeyin köpürtmüyor diye. Saç bakım şampuanı diyor. Ekstra dolgunlaştırıcı diyor. Daha sonra sizin karşınızda bunu kullanacağım. O zaman duştan sonra şununla bir görüşürüz yapalım. Evet, tam buraya oturdum. Aşağıdan böyle vırm diye çim biçme makinesi sesi geliyor. Neyse, bu beni yıldıramaz. Evet arkadaşlar, duştan çıktım. Saçlarımı sadece ama sadece şeyle yıkadım. O şampuanla yıkadım. Hiçbir şey sürmedim. Şimdi ise saçlarıma bunu sıkıyorum. Urban Care'in yine hyaluronik asit ve kolajen içerikli sıvı saç bakım kremi. UV ışınlarına karşı koruyor. Bu da zaten UV ışınlarına karşı koruyor. Makadamya içeren şey de UV ışınlarına karşı koruyordu. Çalkalıyorum ve şu an zaten saçlarım tam ayrı değil. Uzaktan sıkıyorum. Ay, çok mu sıktım? Tüm saçlarıma gelecek şekilde. Biliyorum diyorsunuz ki yeter yeter ama bana yetmiyor. Bir de bunun keşke sıvı saç bakım yağı olsun, hani serum. Ama ben bulamadım. Yani belki de ben mi göremedim. Neyse, saçlarımı taramaya başlıyorum. Bakın. Benim normalde saçım tam çok fazla zor açılmaz ama bu kadar da kolay da açılmaz. Özellikle bu tarafla yani. Oh, saçlarımın dökülmesi peki. Sanki bir etkisi var gibi hissediyorum. Yani etkisiz bir şey değil bu, belli.
Yine hiçbir şey sürmeyeceğim saç bakımı yok falan. Serum hiçbir şey sürmeyeceğim. Kurumuş halini size de sonra göstereceğim zaten. Saçlarım bu şekilde ıslak hali. Yani şöyle kokusu zaten mükemmel. İkisinin de kokusu mükemmel. Özellikle ama o saç maskesinin kokusu buram buram geliyor. Yani şu anda da o koku var. Saçlarımda gerçekten ıslak olmasına rağmen bir yumuşaklık hissediyorum. Şu saçlarımın ucunu kestirmek durumundayım değil mi ya? Sizce ne dersiniz? Kestireyim mi? Yani saçlarımda bir volüm de hissediyorum. Ben ama her duştan sonra saçımı ön atıp böyle böyle yapayım. Sakın hani şey demeyin. Şey yapmak için zaten yaptı. Ama hayır, ben hep böyle yapıyorum. Yani kuru haline de getirirken hep böyle yapıyorum. Bence benim şu anlık yorumum güzel ya. Gerçekten de. Hani beğendim açıkçası. Okey, o zaman ben saçlarımı böyle kurumasını bekleyeyim. Bir de size kuru halini göstereyim. Zaten öncesini almıştık. Bir de sonrasını. Aslında şu an biraz kuru ama sizin için değil. Benim için kuru ama değil. Okey, tamam, ben bir kurusun gelelim. Evet arkadaşlar, şu an saçlarım kurudu. Çok hafif, bazı tellerinde hani ıslaklık olabilir, hani nemli. Ama şu an kurumuş hali bu. Hiçbir şey sürmedim. Saçlarım benim zaten kendiliğinden kuru. Aşırı mutsuzum zaten bu konuda. Bakalım, bu maskeden ben 3-5 tane daha aldım. 4 tane aldım. Her şampuanlama öncesinde değil de haftada 2 defa deneyeceğim. Zaten sonucu sizlerle paylaşacağım. Yani bilmiyorum. Bence hani gidişatı beraber görelim. Şu an hani pat diye zaten saçlarımı kurtarmasını beklemiyorum. O yüzden böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşça kalın.